bize arkadaşlar Polat Bey'i gönderdikten sonra çok benim hoşuma giden bir müzik var. Benek. Benek çalalım biz oradan arkadaşlar. Benek müziğinde ben polisler bakanımdım. Sadece heyecanla Benek müziğinde bildiği gibi kalkmışken korku oranı biraz fazla. Ve orada siz kişilere gidip siz 150 insanlar kendilerinden geçiyor. Hatta büyüyen çocuklarda bile anneler, babalar, zor ışık yazdılar istedim. Evlerde o sofraların üzerine açarsın ve arka tarafında bir zamanlar babanızın annenize yazdığı aşk şiirlerini okuyabilme şansını yakalarsın. Halbuki babanız kim bilir ne kadar ses kişidir size göre. İşte bundan dolayı biz de düşündük ki Azerbaycan'dan Türkiye'den ama herkesin tanıdığı bir şair çağıralım, gelsin buraya ve Türkiye'deki insanlar onu canlı yayından telefon numaramız 0352-222-222 ulaşsınlar ve ona istedikleri herhangi bir kelimeyi söylesinler. O da o konuda Azerbaycan'dan bir şiir söylesin. Evet, lütfen Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Alim Kasımov'dan bir resital verelim. Kaldığım yer. Çalalım lütfen. Ve bu müziği kesmeyelim. Bahtiyar Bey bu müzik eşliğinde gelsin, otursun, onunla bir görüşelim. Bahtiyar Bey lütfen siz sahneye alalım. Buyurun Bahtiyar Bey. Hoş geldiniz. Azerbaycan şiirine söylemiş. Sadece tek bir cümlelik bir şarkı. Şimdi arkadaşlar hemen bir telefon numaramız var. Evet hemen bir telefon var. Alo. 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 Evet. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Ben Ayşe Ünal. Memnun oldum Ayşe Ünal. İstanbul'dan arıyorum. İstanbul, evet. Buyurun Ayşe. Bahtiyar Bey'e özel bir sorum olacaktı. Evet. Onun kitaplarını okuyorum ve çok seviyorum. Bana lütfen Batan konusunda bir şiir okur mu Azerbaycan edebiyatında? Batan konusunda bir şiir istiyorsunuz. Tabii tabii. Neden olmasın? Bahtiyar Bey, Batan konusunda bir şiir istiyorum. Azerbaycan şiir edebiyatı bildiğiniz gibi dünyaca ünlü şiir edebiyatıdır. Yani bunu dünya edebiyatçılar da tasdik edinler. Bunun Vatan konusunda da Azerbaycan şehir edebiyatının zirvesi sayılan Mehmet Hüseyin Şehriyar'dan ikimiz evet. Sıra o değerli sözleri sarf etmek isterim. Vatan bana oğul dese ne derdin? Mamıroğlu kayasında biterdin. Evet, ben mükemmel bir şey. Teşekkür ederiz Bahtiyar Bey. Ama hemen bir telefonumuz daha var. Evet, bir telefon alalım. Alo. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Evet. Kimle görüşürüz? Abdurrahman. Evet. Abdurrahman Taner Bey, buyurun. Kahramanmaraş'tan arıyorum efendim. Memnun olduk efendim. Evet. Merhaba Bahtiyar Bey. Bana aşk konusunda bir şiir lütfeder misiniz acaba? Evet, kalbiniz alıyor ya, tam sesinize kalmıyor. Neyse, lütfen aşk konusunda Abdurrahman Bey'e bir resta sunalım. Aşk konusunda da Nizami Gencer'i 12. yüzyılın edebiyat dünyasının zirvesi sayılan Nizami Gencer'den ikinci sıra sunalım isterim. Nizami Gencer böyle demiştir. Eşktir mehrabı uzay göylerin, eşksiz ey dünyadan bir değer. Bence bu da eşk için en sert bir evet, 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 çok güzel bir şey. Yine size teşekkür ediyoruz. Evet, hemen alıyorum, hemen alıyorum. Alo, alo, diğer telefon. Alo. Alo, iyi günler, nasılsınız? İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Evet. Ben Azerbaycan'dan Samir Ağlarov. Memnun oldum Samir Bey. Fatih Bey'den ne isteyecektiniz siz? Ya bir şey istemeyeceğim ya, ben Samir. Müsaadenle gelince eve ekmek alsana. Tamam. Çevir. Evet, diğer telefonumuza geçiyorum. Evet. Alo. Alo. Evet. İyi günler. İyi günler. Ben Murat Yasin. Merhaba Murat Hanım. Rica etsem acaba
Keselim lütfen arkadaş çocukta. Keselim. Diğer telefonumuza geçelim. Ne konuşacağız? Evet. Aa. Evet. Gördüğünüz zor değil. Bildiniz. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Sizi de çok seviyorum zaten. Ben sizi çok çok ama çok seviyorum. Ve programınızı devamlı izlemekteyim. Bizim ilk program efendim. Siz ne isteyecektiniz acaba? Tamam evet, arayacağız da bir şey söylemeyecek miyiz? Ölecek miyiz? Karışık mıyız? Hisa abi, Bahtiyar Bey'e bir tane söyler misiniz? Bahtiyar Bey sizlerden duyuyorsunuz. Ben sinerjiye gelecektim ya. Öyle gel. Ne rica edecektim size ya? Ne rica edecektim? Kartan açılır mı? Evet evet evet, anne konusu lütfen anne konusunda bir şey söyler misiniz Bahtiyar Bey? Size yani çok rahatsız olmuşlar. Biliyor musunuz Kayseri'ye arkadaşım? Bizim vaktimiz kısıtlı. Benim gördüğüm kadarıyla bizim vaktimiz şu an tam değil. Dolayısıyla yani iki şiir okumak için tam değil. Ben Bahtiyar Bey'e burada mikrofonu veremeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım zaten benim hazırladığım anne konusunda çok güzel bir şey vardı. Lütfen onu verir miyiz? O duygulu şey. Lütfen. Anne. Ben size sadece artık vaktimizi ben kendim bitirdim oluyor. Artık burada herhalde programımızı size ayarlamak bölümü bitiyor. Çok çok özür dileriz ama bir sonraki programlarda...